Herkese iyi akşamlar. Okur Yazar Kitaplar medya platformunun sunmuş olduğu yeni bir canlı programımıza herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün Yüksel Yıldırım hocamızla birlikte Atatürk'ün kitaplarını konuşacağız, kütüphanesini konuşacağız, okumuş olduğu kitaplar ve onu daha iyi tanıyabilmek için, daha yakından tanıyabilmek için kitaplarında, notlarında hangi hususlara vurgu yapmış, hangi hususların altını çizmiş ve nelerden etkilendiğini belki de anlamamız yönüyle önemli bir konu olarak görerek böyle bir konu ele almayı istedik. Ve konuyu tabii ki her zamanki gibi bir uzmanından, Yüksel Yıldırım hocamızdan öğrenmek istiyoruz. Yüksel Yıldırım hocamız şu anda doktorasını bitirmek üzere, kendisini kısaca tanıtmak gerekirse ve Atatürk ve yakın tarih üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapıyor bildiğim kadarıyla. Ve Cumhuriyet tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar bize bugüne ışık tutabilmesi yönüyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu doğrultuda da Yüksel hocamızla birlikte Atatürk'ün kitaplığını, kütüphanesini, kitaplarını, notlarını ele almak istedik ve sağ olsun bizi kırmadı ve davetimize icabet etti. Tekrardan kendisine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Yani bu konuda yaptığım bir araştırma vardı zaten. Özellikle Anıtkabir Kütüphanesi'nde ve Türk Tarih Kurumu'nda bu kitaplar mevcuttu. Onları bir inceleme fırsatım oldu. Hepsinin görüntüsünü de aldım. Tabii ki şu anda anlatacağımız şeyler biraz hani sözel bilgi olduğu için bunu tabii ki dediğim gibi hani görsel ile anlatmak tabii ki daha farklı olur. Öyle olmasını hani isterdik ama Instagram'da da slide falan yansıtma biraz zor oluyor. Olmuyor açıkçası. Evet, böyle bir imkan, böyle Zoom olsaydı belki böyle bir imkan olabilirdi ama evet, Instagram canlılığında böyle bir imkanımız olmuyor. Ama şöyle bir planlamamız var. Hocamızla sohbetimizi edeceğiz. O üzerinde durması gereken konuları bize anlatacak. Ve daha sonra konuyla ilgili Atatürk'ün almış olduğu notları yayınlayacağız biz arkadaşlar Okur Yazar kitaplarda. Ve fotoğrafları, kitapları ve işte altını çizdiği hususlar, aldığı notlar, bunları da görsel olarak delillendirmek, detaylandırmak için sayfamızda yayınlayacağız. Ve böylelikle daha altı dolu dolu bir program olmuş olacağını düşünüyorum. Ayrıca akademi günlerinde, okuryazar kitaplar akademi günlerinde bu tür canlı yayınlarımıza bildiğiniz gibi son sürat devam ediyoruz. Bizi takip etmenizi, beğenmenizi, paylaşmanızı istiyoruz. Çünkü bu tür destekler bize daha fazla, daha ilginç konuları çalışma yapmamız içerisinde güç veriyor. Ve böylelikle yani buradan aldığımız azimle belki de daha içerikli, dolu dolu içerikler hazırlamamız için bizi teşvik edeceğini düşünüyoruz. Zaten sık sık defaatle bunu vurguluyoruz. Okuryazar kitaplar gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu bir platform. Burada çok fazla para pul mevzuları konuşulmaz ve dönmez açıkçası. Bizim burada yaptığımız çalışmanın altı üstü gönül işidir ve ilim işidir. Değerli hocalarımızı davet ediyoruz sizler için ve bu şekilde ilimle, kitapla, irfanla dolu dolu programlar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden paylaşmayı, beğenmeyi, altına notlar yazmayı ihmal etmez iseniz seviniriz. Evet hocam, ayrıca biraz çok konuşuyorum ama affola. Bugün 18 Mart bildiğiniz gibi Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Onların bıraktığı miras üzerinde çocuklarımızı büyütüyoruz. Efendime söyleyeyim, barınıyoruz. Bu vatan toprağında var oluyoruz. Ve onları her sene olduğu gibi bu senede
rahmetle, minnetle anıyoruz. Atatürk'ün şahsında bütün silah arkadaşları, bütün askerlerimiz, şehit olanlarımız, gazi olanlarımız, hatta ve hatta Çanakkale'den o bayrağı alıp bugünlere kadar getiren o şehitlerimizin aziz ruhlarına bu programımızda adıyoruz ve böylelikle onları da unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Konumuza yavaş yavaş girelim hocam isterseniz. Atatürk nasıl bir okurdu? Malumunuz biz okur yazar kitaplar platformuyuz. Yani bizim işimiz okumak, yazmak, kitap, ilim, irfan. Dolayısıyla bizi en çok iyi anlayanlardan birisi de herhalde bugün yaşamış olsaydı Atatürk olurdu. Çünkü kendisi de çok iyi bir kitap severdi, iyi bir kitap dostuydu. Ve şimdi siz açıklayacaksınız, Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir okurdu, neler okurdu ve okudukları onda nasıl izler bıraktı? Buyurun hocam, sizi dinleyelim. Hocam öncelikle evet dediğiniz gibi Çanakkale şehitleri saygı ve minnetle anıyoruz. Öncelikle başta Atatürk olmak üzere. Ve programımızda da hocam dönemin şartlarına baktığımızda o dönemin aslında çoğu kişinin aşırı bir okuma isteği olduğunu görüyoruz. Atatürk'ün de çok küçük yaşlardan itibaren zaten doğduğu yer Selanik ve özellikle etnik grupların çok fazla olduğu ve Osmanlı Devleti'nin tam dönemine denk geldiği, hani dediğimiz gibi hani çünkü artık gerileme dönemi başladığını bir dönem ve orada o milletlerin Türklere karşı olan tepkilerini net bir şekilde sınıf içinde görüyor zaten ve öyle yetiştiği için zaten kendini okumaya veriyor, çok fazla okuyor, hatta küçük yaşlardan itibaren Fransızca öğreniyor lisede, sonrasında işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Voltaire'in, Montesquieu'nun, Descartes'in kitaplarını okuyor. Ve tabii ki bu okuma alışkanlığı bitmiyor. Bunu sonrasında kendisi de mesela yazıyor. Kendi eserleri bulunmaktadır. Mesela Takvim ile Muharebe Talimi, Ordu Cumalı Ordugahı gibi kitapları da bulunmaktadır. Yani hem okuyor hem yazıyor da. Yani tabii ki yazdıkları daha çok böyle askeri üzerine olsa da yine geometri ile ilgili de kitapları falan bulunmaktadır. Şimdi Atatürk'ün okuduğu kitaplara baktığımızda genel anlamda hocam kitaplar şöyle, hani kitap sayısı, hani bir kitap mesela dünya tarihi dediğimizde orada 5 cilt ya da İstanbul tarihi dediğimizde 13 cilt bulunmaktadır. Yani ciltlerle birlikte toplam Atatürk'ün okuduğu kitap, yani kütüphanesinde bulunan kitap sayısı 4289'dur. Ve bunlar günümüzde bu kitaplar nerede bulunuyor? Bir kısmı Türkiye'nin farklı yerlerinde, bir kısmı Anıtkabir Kütüphanesi'nde, bir kısmı Çankaya Atatürk Kitaplığı'nda. Yine İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve bir kısmı da Samsun Gazi İl Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Şimdi bu kitapların fakat nerede okunduğu, ne zaman okunduğuna dair notlar düşürmemiş. O yüzden de nerede okudukları bilinmiyor. Ve işin ilginç yanı da hocam bu kitapların sadece çok cüzi bir kısmı, yani sadece Anıtkabir Kütüphanesi'nde bulunan bazı kitaplar. Hani Anıtkabir'i gezdiğinde kitapları görmüşsünüzdür. O camlık arkasında duruyor. Onlar, o kitaplar bayağı bir fazla. Onlar sadece bir kısmı tasnif edilmiş ve Atatürk'ün okuduğu kitaplar adıyla o yanına düşen notlar Türkçe'ye çevrilerek 24 cilt halinde okuyucuya sunulmuştur. Ve bu kitapları hem Türk Tarih Kurumu'nda hem Dil Tarih Coğrafya'da hem yani Ankara'daki kütüphanelerde bulmak mümkündür. Anıtkabir Kütüphanesi'nde de bulunmak. Hocam bir soru sormak istiyorum. Dediniz, Anıtkabir Kütüphanesi'ndeki kitapların 24 cildi demiştin sanırım. 24 cildi. 24 cildine ulaşabiliyoruz, edinip okuyabiliyoruz o kitapları. Bunun dışındaki kitapları, hatta Çankaya Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Kütüphanesi'ndeki Atatürk'ün kitaplarına ulaşamıyor muyuz? Yani bu kitaplar paylaşıma açılmamış mı? Sadece raflarda saklı duruyor. İstanbul Kütüphanesi'ndeki bir kısmı dijital olarak sunuma açılmış. Fakat Anıtkabir Kütüphanesi'nde o cam arkasında bulunanlara biz dokunamıyoruz. Hatta hocam ben Türk Tarih Kurumu'nda genelde araştırmalarımı yapıyorum. Orada yüksek lisans yapan bir kişi gelmişti. Şey dedi, Azerbaycan'la ilgili Atatürk'ün okuduğu bir kitap var. Yanına notlar düşmüş. Onu
şu anda Anıtkabir Kütüphanesi'nde dedi, müzede sergileniyor ama biz dokunamıyoruz dedi. Yani sayfaları çevirip neler olduğunu göremiyoruz dedi. Ben de dedim ki müzede ise dokunamazsınız. Tasnif edilmiş, kitap haline getirmiş ve kütüphanede bulunuyorsa elimize alıp karıştırabiliyoruz hocam. O zaman peki araştırmacılar da aynı şekilde ulaşamıyorlar mı kitaplara? Yani mesela siz... Aynı şekilde hocam, aynı şekilde. Ben mesela doktor öğrencisiyim. Hatta Anıtkabir Kütüphanesi'nin komutanlığı bizim sınıfta, o da doktora yapıyordu diye. Direkt oraya gittik. Hani oranın kütüphanesi olduğunu tam olarak ben de bilmiyordum. Kütüphanede ders çalıştı. Oradaki kitaplardan yararlandım mesela. Hani oradaki dediğim gibi tasnif edilen kitapları biz elimize alıp, yani o 24 cildini elimize alıp araştırabiliyoruz. Anladım. O zaman buradan yetkililere seslenelim. Yani bugün Cumhuriyet'in kurucusu olan Atatürk'ün kitaplarını en azından akademisyenlere, sizin gibi akademisyenlere açsalar da biz okuyucular ya da Atatürk sevenler o kitapları görme imkanına kavuşsalar ve Atatürk'ü daha hocam, yakından... Bir de şöyle bir şey var. Yanına düşen notlar bazen Fransızca olabiliyor. Bazen Osmanlıca, çünkü bunu ne zaman okuduğu, mesela harf devriminden önce okumuş ise Osmanlıca yazmış. Yani o gibi şeyler oluyor. Hani okuyucuya onların verilmesi ne kadar doğru, o da şeydir. Yani zaten çeviremez ki. Onun için tasnif edilmiş olanların okuyucuya sunulması daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsun. Yani o zaman şöyle değiştirelim şeyimizi, talebimizi. Yani bu kitaplar araştırmacılarımız tarafından tasnif edilsinler. Ve kamuya açılsın, böylelikle sevenleri veya da onunla ilgili araştırma yapmak isteyen, öğrenmek isteyen insanlarımız da daha rahat bir şekilde Atatürk'ün kitaplarına ve notlarına ulaşabilme imkanı kavuşurlar. Evet hocam, bunun dışında buyurun devam edin, kütüphanelerden devam ediyorduk. Evet hocam, işte kütüphaneler bu şekilde. Şimdi tasnif edilen kitaplar dediğim gibi 24 cilden sınırlı olduğu için hani burada okuduğu kitapların hepsini burada anlatma imkanımız yok. Mesela dil ile ilgili çok fazla kitap okumuş. Tarih ile ilgili kendi kütüphanesinde bulunan kitaplara baktığımızda yani sayfa mesela Türk tarihiyle ilgili 399 kitap kütüphanesinde bulunmaktadır. Bunların bir kısmı tasnif edilmiş. Onun için mesela tarih ile ilgili hani bir konu çerçevesinde, hani bir de günün önemine dair tarih, okuduğu tarih kitapları ve bu tarih kitaplarında çizdiği yerler hakkında biraz kısa bilgi verip bu tarih kitaplarında hangi komutanlar kendi ilgisini çekmiş, nereleri çizmiş, bir oralar hakkında bilgi vermeyi düşünüyorum açıkçası. Buyurun, buyurun hocam. Öyle. Buyurun. Yani şimdi biz tarih kitaplarına baktığımızda dünya tarihiyle başlayalım, sonra Osmanlı ve İslam tarihine doğru böyle şeye doğru gelelim. Dünya tarihiyle ilgili hocam okuduğu kitaplara baktığımızda dünya tarihi, umumi tarih, yine Joseph Deginden'in yine Hüseyin Cahit tarafından çevrilmiş 5 cilt umumi tarih kitabı var. Yine Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları Wells'in kitabı var. O da 4 cilt. Bu 4 ciltin hepsini okuduğunu görüyoruz. Çünkü hepsinde bir işaretleme falan oluyor. Yine Rıza Nur'un Türk Tarihi ya da Necip Asım'ın Türk Tarihi, Mustafa Celaleddin'in Eski ve Modern Türkler adlı kitapları okuduğunu görmekteyiz. Ve bu dünya tarihi ve Türk tarihiyle ilgili kitaplara baktığımızda işte insanların taş devri, buzul dönemi dönemlerinde işte insanların ortaya çıkışı, yaşam tarzları, duvarlara yaptığı resimler, hatta bu resimler kendileri hakkında güzel insanlar güzel resimler yapıyormuş diye not da düşmüş kendisi oraya. Yani o gibi bilgileri yanına gerektiğinde işaret koymuş, yanında istediğinde yazılı notlar düşmüş olduğunu görmekteyiz. Sözünüzü unutmayın. Ben buradan şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Atatürk müthiş bir tarih meraklısıymış o zaman. Böyle bir sonuç çıkıyor. Yani tarihi şahsiyetleri milattan önce, hatta milattan öncesine kadar olan tarihi kitapları bile, tarih üzerine yazılmış kitapları da takip eden, okuyan birisiymiş. Daha sonra biraz önce ifade ettim. Komutanların hayatlarını okumuş. Osmanlı tarihi okumuş.
efendime söyleyeyim, İslam tarihi okumuş. İslam tarihi okumuş, Avrupa tarihi okumuş bir şahsiyetten bahsediyoruz. Kesinlikle hocam, Avrupa tarihiyle ilgili kitaplar mesela sayı olarak 266 tane kitabı var Avrupa tarihiyle. Yani sadece konu olarak bir yerden bakmıyor. Mesela Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları kitabına Belsin kitabı çok meşhur bir tarihtir ki güvenirliği de yüksek olan bir tarih kitabıdır. Orada mesela... Hocam insan ırkının özellikleri, ırkının kıtalara göre ırkların dağılışı, hatta bu kıtalarda tek saf bir ırkın bulunmadığı, melez olanların da oldukları kısımlar çizilmiştir. Aslında birazcık o şeye de bakıyor. Ve uygarlıkların birbirinin devamı olduğu, insanların bilim gücünün farkına vardığı yerler çizilmiş. Sonra hocam bir de şöyle bir şey var. Dünya tarihini okuyor ama dünya tarihiyle ilgili kitaplar hep yabancı yazarların. Çünkü... Osmanlı'da dünya tarihiyle ilgili yazan yok ve Türk tarihiyle ilgili olan kitaplar ise yine Cumhuriyet dönemi kişileri, mesela Rıza Nur'un Türk tarihi ya da Necip Aslı'nın Türk tarihi, çünkü bunlar Osmanlı döneminde sadece Osmanlı tevarih aliler yazılıyordu. Evet. Onu da belirtmek gerekiyor. Yani onları okurken sonra işte Türk kelimesinin anlamı, kökeni, Orta Asya'da kurulan devletler ve kavimler, bunların teşkilat yapısı, birbirleriyle olan mücadelesi. Hocam özellikle yer hatları, kişi hatlarının altı çizildiğini görülmektedir. Ve yine göç hareketlilikleri ve medeniyetin Türkler yoluyla dünya ülkelerine yayıldığı yerler çizilmiştir. Ve sonrasında işte bu Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri. Hocam yine Atatürk'ün dediğimiz gibi çok iyi bir kitap okuyucusu, yani kitap seven bir kişi olduğu için mesela şeyde Kirman'da Turanşah Camisi'nde, camide 5000 ciltlik bir kütüphanenin bulunduğundan bahsediyor ve onun altını bayağı bir koyu koyu çiziyor. Yani bir defa değil de 2-3 defa çizdiği görülmektedir. Yine mesela Arapların Semerkant'ta kağıt yapmayı öğrendiklerinin altın kısmını çizmiş ve yine kağıt imadı diye not düşmüş. Hocam ben tarihçi olarak hani biz anlatırız sürekli Uygurlar matbaayı kullanırdı, hareketli harfler kullanmıştı. Ama biz kağıt olarak neyi kullandığını hiç anlatmadık. Biz hep Mısır'da bitkiden oluşturulmuş papirus, Bergama'da deriden yapılan parşömenleri söyleriz ama ben mesela ilk defa bu kitapları incelerken Atatürk'ün notunu da gördükten sonra hani pamuktan kağıt yapıldığını, zaten Orta Asya'da yapılmış ve Araplar bunu öğrenmiş gibi şey bilgilere ulaştık. Yani aslında bizim de bir genel kültürümüzü artırıyor. Orta Asya'daki yaşayan Türkler, özellikle Uygurlar ve Uygurlar pamuktan kağıt yapmayı biliyorlardı ve bunu Araplara öğretmişler. Evet, olmuşlardı. Evet. Yani bu bilgiyi ben de ilk defa görmüş oldum. Sonra bunun dışında bir hocam, Osmanlı tarihine... Ön yargı o zaman şöyle bir böyle bir ön yargı da yıkılmış oluyor. Hani daha çok kabul edilmiş klasik tarih anlayışında kağıdı Çinliler icat etmiştir. Daha sonra işte göçler ve işte ticaret yoluyla Batı, işte önce Orta Doğu Araplar, daha sonra Batı öğrenmiştir. Burada Türkler kısmı daha çok atlanır. Ama burada Arapların İslamiyet'i Orta Asya'ya taşımasıyla birlikte Türklerden de medeniyet adına çok önemli bir materyali öğrendiği sonucu çıkıyor. O da kağıt. Kağıtın kendisi oluyor. Aynen hocam. Aynen hocam. Yani hocam aslında biraz da bizim Orta Asya ile ilgili kaynakların yetersiz olmasından kaynaklı olabilir hocam. Çünkü o bölgelerde hocam yapılan savaşlarda daha çok kültür merkezleri yok edildiği için, yoksa biz o Turanşah Camisi'nde 5000 ciltlik bir kütüphanenin varlığı var mı? Yok. Yani şu anda. Onun gibi şeyleri düşünerekten aslında. Ya da notlarda böyle bir anekdot var diyorsunuz. Evet hocam. Var hocam. Yani onu zaten o Dünya Tarihi adlı kitaplarda okuduğu için direkt o bilgiler de sağlam delillere aslında herhalde dayanıyor. Ondan dolayı o notlarda da biz onu gördük yani. Şimdi Osmanlı tarihine baktığımızda hocam, Necip Asım'ın Osmanlı tarihi, Ahmet Rasim'in Osmanlı tarihi, Aşık Paşazade'nin Osmanlı kuruluşuna dair ilk eser olduğu için Aşık Paşazade tarihi önemli. Onu okuduğunu görmekteyiz. Ve yine bununla birlikte yabancı yazar Hammer'in Osmanlı İmparatoru bu tarihi kitabını okumuş. Hatta o kitabı okurken bazı yerlerde bilgiler yanlış olunca doğru değil diye notlar düştüğünü görmekteyiz. Ve yine İstanbul tarihini okuduğunu görmekteyiz ki İstanbul tarihine baktığımızda 13 ciltten oluşmaktadır. 6 cildini okuduğu görülmektedir hocam. Orada üstünde notlar olduğu için ve
Yani hocam sadece bir sayfası değil, kitabın hemen hepsi okumuş çünkü her yerine notlar düşmüş hocam. Hani onu gördüğünüzde zaten bütün ciltleri okuduğunu, yani o altı cilti tamamen okuduğunu görüyoruz. Tabii ki okumamın sonucunu çıkarıyorum hocam ben söylediğinizden. Bir kitabı eleştirel gözle okuyabilmek bir birikim ister. Yani herkes kitap okuyabilir ama herkes okuduğu kitabı kolay kolay eleştiremez. Yanına da notlar yazamaz. Yani Hammer gibi bir tarih üstadının kitabına doğrudur, yanlıştır gibi notlar düşebilecek kadar tarih bilgisi sağlam bir şahsiyetten bahsediyoruz. Evet hocam, aynen. Osmanlı tarihini okurken, yani Osmanlı tarihlerini okurken not düştüğü yerleri, yani çizdiği yerlerden biraz bahsedelim. Mesela Süleyman Şah'ın ölümü, mezarının bulunduğu yerin Türk toprağı olduğu kısmı çizilmiş. Yine Osman Gazi'nin Karacahisar'ı aldığında o insanlara ev verdiği, şehrin hızlıca büyüdüğü, yine Çelebi Sultan Mehmet'in devletin eski gücüne kavuşturduğu, yani kavuşturmak için önemli çaba gösterdiği, olağanüstü bir çaba gösterdiği kısımlar çizilmiş. Birinci Mahmut döneminde devlet birliğin bozulmaya başladığını, yani sağlanamadığını ve Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetimi, Divan-ı Hümayun, işte sonraki işte ıslahat fermanı, kanun-ı esas hükümlerinde oraları çizildiğini görmekteyiz. İslam tarihine baktığımızda da hocam, evet. Yani hocam özellikle Leon Kataini'nin İslam Tarihi adlı eserini Hüseyin Cahit Yalçın çeviriyor yabancı dilde. Hocam bilmiyorum Hüseyin Cahit Yalçın'ı biliyor musunuz? Onu bilmiyorum ama sonuçta bir detaylarını sizden alalım. Ünlü bir yazar, dili çok iyi ve Atatürk kendisine söylüyor bu kitabı çevir diye. Ve onun ön sözünde yazdığı şöyle bir, hani siz mukaddime diyorsunuz ya edebiyatçılar, biz girişiyoruz. Yani hocam ön sözünde şöyle diyor. Diyor ki İslam tarihini bile Avrupa dillerinden yazılmış eserlerden çevirmek zorunda kalmak çok acı bir şey. Diyor eserin bilimsel olması ve hatta bunu çevirmekte çok tereddüt ediyor. Diyor eserin bilimsel olması ve dilimizde bir İslam tarihinin kitabının bulunmaması tercüme yapmama neden oldu diyor hocam. Ben bunu okuduğumda çok düşündüm. Yani ne demek ya, Osmanlı tarihi döneminde, yani Osmanlı devleti döneminde hiç İslam tarihiyle ilgili eser yok muydu? Şimdi okunan kitaplara baktığımızda hep yakın dönem yazarlar. Filibeli Ahmet Hilmi İslam tarihi. Yine Hüseyin Cahit'in çevirdiği İslam tarihi. Victor'un, yine yabancı yazarlardan Victor'un yazdığı İslam tarihi üzerine denemeler. Sahih-i Buhari'nin işte Ahmet Necim tarafından çevrilişi, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ve Endülüs tarihi Ziya Paşa'nın 3 ciltlik kitabı ve 3 ciltin de hepsini okuduğu görülmektedir. Peki hocam şöyle bir şey sorayım, sözünüzü yine unutmayın. Mesela Emeviler döneminde, hadi tamam Türklerin çok fazla tarih yazma alışkanlıkları mevcut değil, yani en azından sınırlı olduğunu biliyoruz. Ama mesela bir Arap devletler, Arap imparatorlukları, Emeviler, Abbasiler döneminde de İslam tarihi adına yazılan çok fazla bir şey yok. Yok mu yani? Böyle mi anlamalıyız? Vardır hocam. Yani Harun Reşit dönemi zaten Bağdat bilim merkezi oluyor. Hatta bilim dili Arapça oluyor. Şu anda nasıl bilim dili, herkes bütün ülkeler konuşma dili, bilim dili olarak İngilizce geçiyorsa, Abbasiler döneminde bilim dili Arapça oluyor hocam. Yani o dönemde bayağı bir bilim yüksek. Hatta Doğu, hocam Batı eserlerin hepsi şeye çevriliyor ya, Arapçaya. Arapçaya çevriliyor. Yani Aristo'dan başlayın hepsinin kitapları çevriliyor yani. Var hocam, değil ki yok. Ama dediğim gibi hani fıkıh var, kelam var, Kur'an-ı Kerim var, yoksa medreselerde dersler veriliyor. Ama hani İslam tarihi derken hocam birazcık siyasi tarih gibi düşünelim. Hani Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi kısımların biraz herhalde anlatılmadığı kısımlar. Daha çok dini vecibelerin, mesela İslam'ın şartlarının filan eğitildiği medreseler, yoksa o okullarda yazılıyor ama tarih kitapları daha kısa. Tarih kitapları dediğimiz tarih kitabı. Evet. Evet. Yani bu kitaplarda çizdiği yere baktığımızda hocam, Hazreti Muhammed'in soyu, ailesi, halk arasındaki güvenirliği, samimi bir kişi olduğu, kendisinin maddi çıkarlar için değil de toplumun manevi çıkarları için büyük çaba gösterdiği, yine Medine'de dini bir devlet temelinin atıldığı, inşa edilen Mescid-i Nebevi ve evinin olduğu kısımlar,
Ruhun, yani Cebrail'in ne olduğu sorusuna verdiği cevap ya da oku emrinin kısmına ilan et kısmının altı çizildiği görülmektedir. Yine İslamiyet'in görevleri, beş görevi, namaz, oruç kısmı altı çizilirken hocam parantez içinde Atatürk'ün Osmanlıca selam, salat, hac ve zekat notunu yazdığı görülmektedir. Bunların için yazdığını da bilmiyoruz tabii ki ama hani şimdi biz de mesela kitap okurken notlar düşüyoruz. Evet. İşte onun hakkında, yani kişiliği hakkında bilgi edinemiyoruz ama buraları okuduğunu biliyoruz. Yine Uhud Savaşı'nda özellikle kadınların savaştığı kısımlar, özellikle hani dediğim gibi bu Hüseyin Cahit'in çevirdiği İslam tarihinde zaten kadınların kimin karısı, kimin kızı olduğu belli isimlerle verilen bilimsel bilgiler ve kadınların savaştığı gibi yerlerde kadın notunu düşmüş mesela. Ben hiç kadınların Uhud Savaşı'nda savaştığını bilmiyorduk. Bize Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali ile savaştığı kısımlar, o deve olayını biliriz. O diğerlerini fazla bilmiyorum. Şimdi komutanlara gelelim hocam. Hani evet, fazla şey de olmasını istemiyorum zamanında. O zaman hani bu anlattığınız başlıkta da Atatürk İslam tarihini de merak etmiş, okumuş bir şahsiyet. Kesinlikle hocam. Hani okuduğu kitap sayıları zaten biraz önce saydık. Bayağı bir kitap sayısı fazla. Yine bunların haricinde Arap medeniyeti, Arapların genel tarihi gibi kitaplar da okuduğu görülmektedir hocam. Peki. Bunun dışında daha çok hangi konular üzerine, askeri konular üzerine mi okumaları var? Yani hocam askeri konularda okumaları var, tarih konularında da, edebiyat konusunda da, dil konusunda da aşırı okumaları vardır. Hani burada benim amacım daha çok bu okuduğu tarih kitaplarında dikkat ettiği komutanlara biraz aslında konuyu getirmek. Buyurun hocam. Hocam mesela Ziya Gökalp'ın Türk Medeniyeti Tarihi adlı eserinde Mete'nin geçtiği yerlerde hocam şöyle bir şey var. Şimdi biz kalemi elimize aldığımızda kitabın altını bir defa çizeriz ama Atatürk önemli gördüğü yerleri bir defa değil bazen 2-3 defa çizdiğini ve yan tarafını da 2-3-4 defa çizdiğini, önemli gördüğü yerlerin yanına X işaretini koyduğu, yani çarpı işaretini koyup dikkat kelimesini yazıyor. Bazen de dikkat kelimesini kısaca D harfi yazıp nokta koyuyor. Hani bu komutanların geçtiği yerlerde bunları daha çok görmekteyiz. Daha çok dikkat ya da X işareti konulduğunu görmekteyiz ve yazının bir defa çizilmediğini, hem paragrafın kenarı hem kişinin adının altının 4-5 defa çizildiği görülmektedir. Bunlara baktığımızda Mete'nin ismi geçtiği yerlerde özellikle hükümdarın askeri teşkilat oluşturduğu örgütlenme kısımları, savaş taktikleri kısımların yerleri işaretlenmiş, yine X işareti koymuş ve yanına da Mete diye not düşmüştür. Yine Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları eserinde ise Türk kralı olan, evet, ve buyurun hocam bir şey mi diyecektiniz? Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları deyince benim yazar aklıma geldi. Wells hocam. Wells'in kitabı değil mi? Evet. Evet hocam, 4 ciltten oluşuyor. 4 cildin de okuduğunu görmekteyiz. Orada Türk kralı olan bilimi, erdemi, kavrayışı ve bilgisiyle tanınmış olan Efrasiyab, yani Alper Tungan adı altı iyice çizilmiş, yanına onu da notlar düşülmüştür. Ve bu Wells kitabında hocam ayrıyeten mesela Atilla'nın geçtiği yer, isminin geçtiği yerde ya da Napolyon'un geçtiği yerler de çizilmiş. Fakat bunun haricinde zaten Atilla'nın hayatı diye onun Marshall Brown tarafından yazılmış Atilla'nın hayatının alt eseri, yani tamamen okuduğunu görmekteyiz. Aslında birazcık da kendisinin asker olmasından dolayı daha böyle askerlere birazcık bir yakınlığı mı oluyor ya da stratejilerini takip etme gibi bir şey olduğundan dolayı bu kitabı tamamen okuduğunu görmekteyiz ki her tarafını çizdiği görülmektedir. Şimdi oraya baktığımızda, bu eserde çizilen yerlere baktığımızda Atilla'nın hiçbir zaman olayı erkene almadığını, yani zamanı geldiğinde hareket ettiğini, hocam aslında bu komutanları anlatırken biraz da biz milli mücadelede yapılan savaşları düşündüğümüzde Atatürk'ün uyguladığı taktiklerle onlarınkinin arasındaki benzerliği biz kendi kafamızda hemen direkt bağdaştırabiliyoruz. Onu da önceden söyleyeyim de dinleyiciler onu da yapabilirler. Tabii. Yani hocam mesela hiçbir zaman olayları erkene almayı denemediğini, Roma İmparatorluğu'nu ezmek için özellikle Asyalı Slav ve Germenlerle anlaşmaya girdikten sonra harekete geçtiğini ve insanları etkileyen, kendine çeken garip bir hitabet
yeteneğin olduğu kısımların altı çizilmiştir. Hocam burada aslında bir parantez de açmak istiyorum. Bu hitabet gücü, insanları etkileme gücünü. Şimdi benim doktora tezim Velid Ebu Ziya'nın hayatını yazıyorum. Bu Velid Ebu Ziya Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün yanına gidiyor savaş muhabiri olarak ve yanındaki fotoğrafçısıyla birlikte. Tabii aynı şekilde yine gazetecilerin çoğu gidiyor. Ve orada Gelibolu ve Kale-i Sultani'de Atatürk'ün yanında bulunuyor. Ve onunla tanıştığında şöyle diyor aşırı dirayetli, nüktedan, fikirlerindeki derinliği, olayları kavramadaki kuvveti, özgün diyor etkileyici bir hitap gücü vardır diyor. Yani bunu direkt onun ağzından sonrasında gazetede yayınlıyor. Şimdi ben kişinin direkt yanında olunca onun söyledikleriyle burada çizilen şeylerin birebir uyuştuğunu da görmekteyim. Evet. Bunun yanında hocam bütün büyük politikacılar gibi Atilla'nın da savaşmayı sevmediği, kendisine savaş açılınca kabul ettiğini, fakat kendisi diplomasinin bütün yollarını denedikten sonra savaşa başvurduğunu, savaşta yer almayıp saldırıları yönettiğini ve birliklerin ilerlemesini emrettiği yerler çizilmiştir. Evet. Ve öldürtmeyi sevmeyen bir insan olduğunu altını çizip ve yan taraflara da 2-3 defa işaretlendiği görülmektedir. Aslında dediğimiz gibi hocam burada da milli mücadele dönemine baktığımızda orduyu yönetme şekli çok benzer olduğunu da görmekteyiz. Evet, komutanlar, büyük komutanlar zaten strateji dehaları olarak bilinirler ve Atatürk'te kurtuluş, Birinci Dünya Savaşı'nın gibi büyük bir savaşın deneyimini yaşamış ve hemen arkasında da okuduğu bu kitapların da belki de etkisinde demek değil de onların yol göstericiliğinde Kurtuluş Savaşı gibi bir büyük savaşı yönetme kabiliyetini pekiştirdiğini görüyoruz. Hem alanda hem pratikte bir savaş uygulayıcısı, komutanı, evet. Hem de bu pratikte edindiği bilgileri ilmi olarak da geçmişten gelen o Büyük Türk komutanlarını ya da Büyük Türk tarihlerini okuyarak Kurtuluş Savaşı'nı da yönetmek için bunlara da ihtiyaç duymuş ve tamamını neredeyse kullanarak bu mücadeleye önderlik etmiştir. Evet. Tabii ki hocam. Söz etmek istediğimiz başka büyük komutanlar hangileri hocam? Diğerlerine baktığımızda hocam mesela yine Hüseyin Cahit tarafından çevrilen bu İslam Tarihi adlı kitapta Halid bin Velid'i görmekteyiz. Özellikle Uhud Savaşı'nda hocam gösterdiği o savaş stratejisi olan kısımların altı çizilmiş. Velid'in isminin altı çizilmiş, yanına dikkat notu düşülmüş, yine o çarpı işareti konulmuş. Ve Uhud Savaşı'nda özellikle tertipçisi muhtemelen savaş planının tertipçisinin Velid olduğu ve bu okçuların zayıf anını gördüğünde oradan saldırıp o Müslümanlar arasında bir panik oluşturduğu ve bu panik oluşmasıyla birlikte arkadan saldırarak bu insanların kaçmasına neden olunca bunlar da taarruza geçince büyük bir zaferin kazanıldığını, hatta geleceğin Arabistan ve Suriye Fatihi diyor, Kureyşler tarafında olduğu sürece zaten Müslümanların kazanma gibi bir durumu olmaz diye notların kısımların altı özellikle çok belirgin olarak çizildi, görülmektedir. Yani bu cümleyle neyi kastetti? Ben tam olarak anlayamadım hocam. Hocam şöyle bir şey, Velid'in çok büyük bir komutan olduğu ve savaş alanında izlenen, o savaş planında izlenen stratejinin Velid'e sadece ait olduğu ve bu yaptığı stratejiyle birlikte büyük bir başarı elde ettiğini. Çünkü hocam yazar dediğimiz gibi sonradan, biz mesela şu anda bir şey yazarken sonradan yazdığımız için biz tabii ki geleceğin Fatih diyoruz ya, mesela geleceğin büyük komutanı. Çünkü biz zaten geleceğin büyük komutanı olduğunu biliyoruz. O yüzden öyle cümleyi öyle yazmış yoksa başka şeyden dolayı değil. Anladım.
Evet Onu... hocam, Halit bin Velid dedik, ondan sonra Atilla dedik, Mete dedik, başka hangi komutanlar Hocam var? Tarık bin Ziyad var. Ziya Paşa'nın Endülüs Emevileri adlı kitabı zaten kendisi yazmamış. Yani bir yine yabancı yazardan kendisi Osmanlıca'ya çevirip yayınlamış. Bu kitaba baktığımızda yine Tarık bin Ziyad'ın çizildiği yerleri biz çok görmekteyiz. Özellikle hocam bunu da yine Velid Ebu Ziya'nın benim çalıştığım kişinin Çanakkale'de gösterdiği bir örnekle de ikisini bağdaştıracağım. Tarık bin Ziyad'ın hocam komutanı Musa bin Nusayr kendisine fetih hazırlıkları yapmasını ve beklemesini istemiştir. Tabii ki o da ordusunu Endülüs'ün sahillerine koşullandırıp orada beklerken Julianus ile komutanları arasında büyük bir çatışma çıktığını ve yenilen ordunun ilerlediğini görünce şimdi şey diyor, yenilen ordu ilerliyor. Biz oradan saldırırsak büyük zafer kazanırız. Fakat beklersek ordu gidip güçlenecek. Yani kendini toparlayacak. Ve bunu düşünerekten, bunu uygun görüp hemen kendi komutasındaki orduyu üç kola ayırıyor ve üç koldan saldırıyorlar. Bu üç koldan birçok şehir alındıktan sonra, tabii ki bunlar Kurtuba, Malaka, Albira gibi yerler alındıktan sonra yine ortak bir noktada birleşip başkente saldırıyorlar. Yani böyle burada Tarık bin Ziyad komutanlık devası ortaya koyuyor. Karşısındaki düşman kuvvetlerinin güçlenmesini, toparlanmasına izin vermeden ordusunu üçe bölüyor ve daha sonra ortak bir noktada devam edip ortak bir noktada buluşup büyük darbeyi vurmak için ilerlemeye devam ediyor. Evet hocam, büyük darbeyi vuruyorlar, hem başkenti alıyorlar, böylece büyük bir zafer kazanmış oluyor. Evet. Yani orada komutanın şeyini beklese zaten o zaferi kazanamayacağını yani düşünüyor yani. Çünkü bir komutanın da bu gibi fırsatları kaçırmaması gerekiyor. Orada tabii ki komutanı şey yapıyor. Hani Tarık bin Ziyad'ın bu zaferini karşılık tabii ki aralarındaki çekişme bitmiyor. Kendisi elde edilen ganimetleri kendine almaya çalışıyor. Tarık bin Ziyad ise o hukuk savaş ilkeleri gereğince ganimetlerin 1/5'ini halifeye, diğerini orduya dağıtıyor. Böylelikle askerlerin çoğunluğu Tarık bin Ziyad'ın yanında yer alıyor. Hocam dediğim gibi şimdi Gelibolu'ya gelelim şimdi. Gelibolu'da ise evet hocam. Şimdi oradan Gelibolu'ya geçelim. Gelibolu'da Velid Ebu Ziya şöyle diyor. Diyor ki Atatürk'ün diyor komutanlığında küçük bir askeri birlik vardı. Gelibolu'da diyor şeye başladılar. Manevralar yapmaya başladılar. Diyor tabii ki Arı Burnu'na diyor düşmanların asker çıkardığını duyunca komutanlar emir vermedi. Vermeyince Atatürk de diyor albay olmasına rağmen, Miral'a yani düşük rütbeli olmasına rağmen o küçücük ordusuyla kalkıp savaştı ve büyük bir düşman askerlerini sahile doğru sürükledi. Böyle olunca diyor büyük hem Çanakkale diyor işgal edilmekten kurtuldu, hem de İstanbul'un bir facia uğraması engellenmiş oldu diyor. Sonrasında Arıburnu'nda kazanılan zaferle diyor tabii ki biz bunu hocam bunu söylemekte şöyle bir şey yani sonuçta gazetede yazılmış, çizilmiş, yayınlanmış. Diyor biz o sırada bu zaferi yayınlayamadık. Çünkü diyor Enver Paşa'nın gazetelere sansür şeyi vardı, baskısı vardı. Yayınlamadı diyor fakat diyor evet hocam fakat diyor Arıburnu'nda gösterilen başarıdan sonra artık Mustafa Kemal'in adını bilmeyen kalmadı diyor. Ve bu bilgileri yazmış hocam onu da gazetede hani dediğim gibi kişi orada olunca hani bilgilerin güvenirliğine inanıyorum yani sonuçta. Anladım. Yani şimdi bu tabii bu bir yerden değil birkaç yerden teyit edilerek edinilen bilgiler. Teyit edilerek yazılması gerekiyor. Tabii ki. Edinilen bilgiler, yazılan çizilen bilgiler olunca artık bir tarihi bir vaka olarak karşımıza çıkıyor ve ilk büyük Atatürk belki de Mustafa Kemal olarak ilk büyük komutanlık yeteneğini Arıburnu'ydu değil mi hocam? Evet hocam Arıburnu. Arıburnu'nda gösteriyor ve ondan sonra daha üstündeki komutanların muhalefetine rağmen Atatürk'ün ismi artık yurt çapında duyulan, bilinen bir isim olmaya çalışıyor ve Atatürk yavaş yavaş komutanlık dehasını, yeteneğini kabul ettire ettire yoluna devam ediyor. Evet hocam. Yani kısacası şeylere biz komutanlara baktığımızda daha çok
onların savaş stratejileri, uyguladıkları planlar, bir olayı önceden çabuk tahmin etme yeteneğine sahip olma gibi yerlerin altını çizildiğini görmekteyiz. Hocam aslında Atatürk'ü eğitim alırken, hocam biz öğretmen olarak, siz de edebiyatçısını biliyorsunuz. Evet. Yani öğrencilerin hangilerinin aktif olduğunu, hangilerinin olmadığını çok rahat biz şey yapabiliriz. Mesela biz Yusuf Akçura'yı hep Türkçü olarak ön plana çıktığını biliriz ama Harbiyeli olduğunu pek fazla kimse yazmaz. O hep şöyle diyordu hocam, onun da hayatını okuduğumuzda, hani biyografi yazınca hayatları okumak zorunda kalıyoruz, durumunda kalıyoruz. Diyor ki biz Harbiye'de diyor dersler alırken diyor hocam, hani haritayı çizip üzerinde yerler işaretlenerek, bölgeler belirlenerek biz bunları uygulamalı ders aldıklarını ve Atatürk de aynı şeyi yaptığını orada kendi şeyinde yazıyor yani hocam. O yüzden de hani kişilerin birazcık o stratejileri ya da nerelerden saldırması gerektiğini, karşı tarafın hangi hamleyi yaptığında senin nasıl bir davranış sergileyeceğini, bunlar bilerek. Yani 18 Mart'ın anısına yaraşır bir program yapıyoruz gördüğüm kadarıyla hocam. Çünkü yani Atatürk'ü hep anlamaktan bahsedilir. Birazcık ben biraz sosyal mesaj mı vereceğim? Öyle zannediyorum. Atatürk'ü anlamaktan bahsedilir ya da Atatürk'ü tanımaktan şey yap, yani onun için törenler ve kutlamalar yapılır işte. Ama anlamak deyince benim aklıma böyle bir şey geliyor. Yani Atatürk'ün o komutanlık dehasının nereden geldiğini, nasıl öngörülebilir, yani uzgörüsü olan bir şahsiyet olduğu, olmasının altında nelerin yattığı ve belki de kendisiyle birlikte o dönemi yaşayan silah arkadaşları, siyaset arkadaşları ve daha onunla yol yürüyen bu Türk halkının geçmişini öğrenmek, onlarda o tarihten bugüne bir pay çıkarabilmek belki de yapılabilecek en anlamlı anma olabilir, olduğunu düşünüyorum. Ve çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hocam devam edelim. Şimdi şeyden de bahsettik. Biraz Napolyon'dan konuşalım. Atatürk Napolyon'u tanır mıydı, bilir miydi? Nasıl daha Napolyon? Tabii ki hocam. Sonuçta Napolyon'u zaten askerlerinin çoğu da okuduğu için zaten şöyle bir şey hocam. Napolyon'un, yani ordu komutanı Napolyon, Richard'a ait bir yazarı Richard olan bir kitap. Ve bu kitap Atatürk, Napolyon adlı kitap Atatürk'ün bir arkadaşı tarafından 4 defa okunduktan sonra Atatürk'e verildi. Kitaplardaki notlardan anlaşılmaktadır. Zaten o askerlerin de Napolyon'u okumama gibi bir şeyi yoktur. Yani herkesin okuduğunu bilmekteyiz. Ve bu kişi ilk defa 1899'da Halep'te okumuş, ikinci defa Madrid'de 1905'te okumuş ve üçüncü defa 1926'da, sonra 1927'de okuduktan sonra okuduğunu yazdı, yani kitaba düşen notlardan görmekteyiz. Muhtemelen bu kitap 1927'den sonra Atatürk'e verilmiştir. Yani arkadaşı olduğu için vermiştir. Yani neden arkadaşı diyoruz? Çünkü özellikle üzerine Napolyon kitabını okurken hocam, hani kişiler kendi şeyini de, görüşlerini de yazıyorlar ya, orada şey diyor mesela, Napolyon diyor ki bir savaşta yenilgi yaşandığında onu eleştirip bir de şöyle yapılsaydı daha iyi olurdu diye yeri okuduğu sırada kendisi not düşüyor. Evet diyor, Ahmet Esat diyor, Albay İzzet diyor eleştiride bulunduğu sırada bizlerden bazılarımız, yani kendisi de Halep'e diyor, sonrasında Madrid'e, bir kısmı bazılarımız da Suriye'ye suçlular gibi sürgün edildik diye. Ama kendisine baktığımızda Madrid'e 1905'te kendisi gitmiş. Ama Atatürk'ün de 1905'te Suriye'ye gönderildiği görülmekte. Ve o yüzden hani dediğim gibi yakın arkadaşlarından biri aslında bu kitabı kendisine verdiği görülmektedir. Ve bu kitap 4 defa okunduktan sonra, hani sonuçta bir asker zaten çizilmesi gereken yerlerin hepsini çizmiştir ve yanına işaretler koymuş, notlar düşmüştür. Bu yüzden düştüğü için Atatürk kitaba fazla müdahale etmemiş. Zaten önemli yerler çizilmiş, aynı yerleri de okuması normal bir şeydi. O yüzden de fazla çizmemiştir. Fakat çizilen yerlere baktığımızda her yeri tek tek, yine bu savaş stratejilerini ya da nereden saldırdığını, nasıl savaştığı yerleri anlatmaktansa, Napolyon bir sözüyle aslında işi özetlemek istiyorum. Yani altını çizdiği bir yer yer. Napolyon'un kendisi diyor bize bütün büyük liderlerin seferlerini incelememizi tavsiye eder ve şöyle ekler.
bu yani inceleme büyük bir lider olmanın ve savaş sanatının sırlarını keşfetmenin en iyi yoludur. Yani o kısım zaten o hani neden incelemek gerektiğini filan aslında özetlemektedir. Evet hocam, yani demek ki Mustafa Kemal Atatürk kolayla ortaya çıkmadı. Kesinlikle yani, hocam. Ya da lafla, sözle, peynir gemisiyle böyle bir komutan ortaya çıkmadı Atatürk deyince. Koca bir dünya savaşı yaşamış bir insan, binlerce kitap okumuş bir insan, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine şahit olmuş ve bir cumhuriyet kurmuş bir insandan bahsediyoruz. Bu az bir şey değil. Ve ben burada Hüseyin Hakkı Kahveci'nin kitabı var önümde ve onun yazmış olduğu bir not vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Orada sanırım Napolyon'un bir sözü var. Napolyon diyor ki tarihteki büyük komutanların şahsında İskender diyor efendime söyleyeyim. Tarihteki diğer bütün büyük komutanlardan hemen şuradan bulayım daha şey olur diye düşünüyorum ama de Atatürk'ü de İskender'den bile büyük olarak gördüğünü ifade eden bir cümleydi. Onu paylaşacağım. Son olarak hocam söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben bir bağlama yapacağım. Buyurun hocam. Şimdi şunu söyleyeceğim ben de. Yani ben de tarihi edebiyatçı olmakla birlikte tarihi çok seven, araştırmayı, okumayı seven birisiyim. Konuyla ilgili zaten 5 serilik bir yazım çıktı. Yazımı yayınladım okuryazarkitaplar.com e-dergimizde. Orada da ifade ettim. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü bilinçli olarak bu millete doğru şekilde öğretmediler. Bir kısmı sadece alkışladı, bir kısmı da diğer kısmı da sadece onu din düşmanı veya da kötücül bir karakter olarak göstermeye çalıştı ve toplumumuzu, yani bu topraklarda yaşayan bütün toplumumuzu bıçak gibi ortadan ikiye yardılar. Bir kısmımız çok büyük bir Atatürk sevgisi içerisinde büyütüldük. Bir kısmımız da Atatürk düşmanlığı veya da Atatürk'ten nefret eden şekilde büyütüldük ve kulağımıza bu tür ifadeler fısıldandı. Ben bunun bir planın parçası olduğunu düşünüyorum ve toplumu ayrıştırmanın yollarından birisiydi. Ve bu ifadeyi kullanacağım. Siyonist yapı, Masonist yapı bunu planladı, örgütledi ve siyaseti de aracı olarak kullanarak yıllardır Atatürk'ün şahsının ne kadar nasıl bir insan olduğu hakkında insanların bilgisi olmadan fikir sahibi olmaya çalıştılar. Öyle gösterildi ve gerçek anlamda Atatürk'ün ne kadar büyük bir komutan olduğunu ve bir insan olduğu, zaaflarının olduğu bir insan olduğu gerçek anlamda anlatılmadan ya alkışladılar ya da kendisi hakkında olumsuz şeyler söylendi. Bence ikisi de doğru davranışlar değildi. Bir şahsı, büyük olarak gördüğümüz bir şahsiyeti en iyi anlamanın yolu onu araştırmak, okumak ve ondan bir pay biçebilmektir. Atatürk geçmişte ve silah arkadaşlarıyla birlikte bu vatanı bize canlarıyla, kanlarıyla müdafaa ederek bugünleri bize bıraktılar. Büyük bir mirastılar. Hepsini, silah arkadaşlarını, belki de siyaset arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Ve bu tür çalışmaların bizimki böyle okyanusta belki bir damlaydı bugünkü programımız. Ama özellikle hocam sizin gibi akademisyenlere ihtiyacımız var ve
doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek, gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi ortaya koyacak insanların araştırmalarıyla bu şahsiyetleri, yani büyük Türk şahsiyetlerini, bu vatana, bu millete, bu topraklara hizmet etmiş şahsiyetleri daha iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum, anlayarak, dinleyerek. Kesinlikle hocam. Bu şekilde devam edelim. Kesinlikle hocam. O yüzden hocam biz arkadaşlarımıza kitap okumalarını tavsiye edelim ve okuduğumuz kitapların kaynaklarının kime ait olduğunu. Hani ben tarihçi olarak zaten ben resmi kaynaklara dayanmadan bir şey yazmak istemiyorum. Hiçbir zaman yazmadım da. Yani çalışmalarım genelde hep resmi kaynaklara dayanır. O yüzden de hani o doğruların yani kulaktan dolma bilgi değil de hocam. Doğrunun bilgilerini biraz araştırma, yani kişilerde birazcık araştırma şeyinin olması gerekiyor. Onu tavsiye edelim. Hani duydukları şeylere değil de araştırıp buldukları şeylere biraz inansalar. Ya da bir konu hakkında artı ve eksi iki tane eser varsa ikisini okusunlar. Sadece artıyı değil ya da sadece eksiği değil. Yoksa o konuda ben mesela biz de hani tamam Atatürk'le ilgili o kadar dediğiniz gibi eleştirilen yönleri falan var. Onunla ilgili eserler var. Tabii ki onun göklere çıkaranlar da var. Yani biz ikisini hepsini okuyup resmi kaynaklarla bunları hani resmi kaynaklara, belgelere dayandırıp ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bunun olması gerekiyor. O yüzden de biz arkadaşlara daha çok kitap okumasını tavsiye edebiliriz yani. Okumak, okutmak, araştırmak sonu yok ve hiçbir şeyi kestirip atmadan doğru kaynaklardan okumak en doğrusu belki de.